İlahi Armağan. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! Allah'ın gücünü hafife alma, yoksa inkar edenlere katılırsın. Hükmü uygulayınız ki bildiğinizi de uygulayabilirsiniz. Layık şekilde amel ederseniz Allah'ın kudretini görürsünüz. İşte o zaman tekvin yetkisini sizin kalplerinize ve sırlarınıza verir. Kalbinle Allah arasında hiçbir perde kalmayınca Allah tekvin yetkisini sana verir. Seni sır hazinelerinden haberdar eder, lütuf sofrasından yedirir. Yakınlık şarabından içirir ve seni yakınlık sofrasına oturtur. Bütün bunlar kitabı ve sünnetin bilmenin meyveleridir. Kitap ve sünnette amel et ve onların yolundan çıkma. İlmin sahibi olan Allah gelip seni yanına alıncaya kadar böyle devam et. Hikmet öğreticisi senin hikmet dersinde başarılı olduğuna şahitlik ederse seni ilim dersine yükseltir. Onu da gerektiği gibi öğrendiğin zaman kalbin ve manan peygamberin yanına dikilir. Peygamber onların elinden tutar ve hükümdarın huzuruna sokar ve onlara şöyle der: İşte siz ve Rabbiniz baş başasınız. Allah'a kaçın. İnsanlardan, dünyadan ve Allah dışındaki her şeyden uzaklaşın. Kalplerinize ona yönelin. Allah, iyi biliniz ki bütün şeyler Allah'a döner buyurmuştur. Ey evlat! İnsanlara kalacakları beka gözüyle değil, yok olup gidecekleri fena gözüyle bak. Onlara yarar ve zarar vericiler olarak değil, acizler ve zeliller olarak bak. Allah'ı tevhid et, ona güven ve çoktan bitirmiş ve son sözü söylemiş olduğu şeylerde boşuna didinip durma. Dünyanın ve dünyadaki göz önünde olan bütün varlıkların işini Allah çoktan bitirmiş, kararını vermiştir. İnsanlar ve debelenip durdukları bütün şeylerin hakkındaki karar da çoktan verilmiştir. Gerçek iman sahibi sebeplerden kendini soyutlayabilirse bunlardan hiçbiriyle uğraşmaz. O kendi durumunu diğer herkesten daha iyi bilir. Sebepler ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler hakkında ona yardım edilir. Onlardan göreceği sıkıntılara göğüs germek için güçlendirilir. Onun kalbi her halükarda Rabbi dışındaki her şeyden uzaktır. Hiçbir zaman kendi varlığıyla ilgilenmez. Allah'ın herhangi bir şeyin değiştirmesini de istemez. Çünkü bilir ki hükmü çoktan verilmiş olan şeyin değişmez. Kısmet işi çoktan bitirilmiştir. Ne eksilir ne de artar. Bundan dolayı o kısmetinin artmasını ve eksilmesini dilemez. Ne kısmetinin ileri bir zamana ertelenmesini ne de vaktinden önce verilmesini ister. Çünkü kısmetin geleceği kesin, değişmez ve belli bir zaman olduğunu bilir. İnsanların akıllıları işte böyleleridir. Kısmetlerinin artmasını, eksilmesini, hemen gönderilmesini ya da geciktirilmesini isteyenlerse delillerdir. Allah'tan razı olan kimse kendiyle ve başkalarıyla ilgili bütün durumlarda ona uyar. O Allah'ı sevmiş, Allah da kendini ona tanıtmış, ömrünün geriye kalanını da dilediği yolda onu kendine yoldaş edinmiştir. Onu başarıya ulaştırır, zatına yaklaştırır ve şaşırıp darmadağın olduğu zaman ona Musa'ya dediği gibi ben senin Rabbinim der. Musa'ya bu sözü açıktan söylemiştir. Zatını tanıyan bu arif kulunun kalbine de gizlice batın yoluyla söyler. Ona rahmet etmek ve lütufta bulunmak için peygamberinin hatırına bu sözünü ona işittirir. Peygamberin mucizeleri açıktır. Velilerin kerametleri ise gizlidir. Onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Allah'ın dinini ayakta tutar. İnsan ve cin şeytanlarından korurlar. Sen ne Allah'ı, ne peygamberini, ne de bu büyük insanları biliyorsun. Ah münafık, sen bu büyük insanların hangi yol üzerinde olduklarını, ne cevhere sahip olduklarını nereden bilirsin?
Kur'an okuyorsun ama ne okuduğunu bilmiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun ama ne yaptığını bilmiyorsun. Senin bu durumun ahiretten bütünüyle uzak bir dünya hayatından başka bir şey değildir. Bütün bu yaptıklarından sonra kalkıp onlara sataşıyorsun. Akıllı ve saygılı ol. Bu yoldan dön ve sus. Sen ne Allah, ne peygamberleri, ne de velileri hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Onun hakkında ve yarattığı kulları hakkında ne bildiğini bile bilmiyorsun. Tevbe et, daima sus, öleceğini ve kabre taşınacağını düşün ki ne bildiğini bilesin. Sen Allah'la birlikte hareket et ki sana dünyanı ve ahiretini aydınlatacak bir ışık versin. Size söylediğim şeyleri kabul edin ve yapmak için gayret gösterin. Yazgıya tutunup onu bahane etmeyi bırakın. Çünkü bu sadece bir koruntudur, tembellerin dayanağıdır. Yazgıdan bize ne? Biz kuşağımızı kuşanır, gayret eder, çalışırız. O şöyle dedi, biz böyle dedik, bu niye böyle oldu, şu nasıl böyle oldu gibi şeyler konuşmaktan uzak durunuz. Allah'ın ilmi alanına girmeyiniz, sadece gayret gösteriniz. O da dilediğini yapar. Allah Celle Celaluhu, o yaptığından sorguya çekilmez, insanlarsa sorguya çekilecektir buyuruyor. İşin sonuna geldiğinde Allah senin kalbini kendisine yaklaştırır. Böylece yerin iyice sağlamlaşır. Kalbinden dünyayı siler ve onu ahirete isteklendirir. İşte o zaman adının Allah'a yakınlık makamının kapısında falanca oğlu falanca Allah'ın azatlılarındandır diye yazılı olduğunu görürsün. Artık bu hiçbir değişikliğe uğramaz, eksilmez ve artmaz. İşte o zaman Rabbine ettiğin şükür ve Allah'ın huzurunda yaptığın hayırlar artar. Buna rağmen korkuyu da kalbinin elinden bırakmaz. Allah'ın kudretinin görmezlikten gelemezsin. Allah'ın, Allah dilediği şeyi siler, dilediğini yazar. Ana kitap, levh-i mahfuz onun katındadır buyurduğunu ve o yaptığından sorguya çekilmez, insanlarsa sorguya çekilecektir buyruğunu bir oku. Orada yazılı olana güvenme sakın. Çünkü onu yazan, onu silmeye de kadirdir. Onu yapan, yıkmaya da kadirdir. Daima kulluk, korku ve sakınma ayaklarının üzerinde dur. Ölüm gelip çatıncaya ve dünyadan ahirete güvenli bir şekilde geçinceye kadar böyle devam et. Ahirete geçtikten sonra artık değişiklikten güvende olursun. A bilgisizliği ve iki yüzlülüğüyle dünya tutkusuyla aramıza karışanlar. Ey haram yiyiciler! Kalbinizin aydınlığa ermesini, sırrınızın safa bulmasını ve hikmetli sözler söylemeyi nasıl ümit edebiliyorsunuz? Allah dostları ancak zorunlu kaldıkları zaman konuşur. Uykuları suda boğulan kimselerin uykusu gibidir. Yemeleri hastaların yemesine benzer. Ecel vakti gelinceye kadar onlar böyle devam eder. Onlar Allah'ın haklarında Allah'a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yerine getirirler buyurduğu meleklere benzemiştir. Onlara benzemiş ve onları geçmiştir. Çünkü melekler onların hizmetçileridir. Dünyada ve ahirette onların önünde perde taşırlar. Ey evlat! Sözlerim sizin durumunuzu anlatmaya yetmediyse beni inanarak ve doğrulayarak dinlemeye devam edin. Sözlerim kalplerinizedir. Bundan dolayı beni kalplerinizle ve sırlarınızla dinleyin. Dinleyin ki içiniz ve dışınız rahatlasın. Nefislerinizin, heva ve heveslerinizin direnci kırılsın. Arzularınızın ateşi sönsün. Sizin için en kötü şey dünya tutkunuzu artıran, fakirliği size sevimsiz kılan ve sizi tehlikeler yumağına düşüren arzularınızdır. Büyüklerden biri, takvanın özü, kalbinde taşıdığın her şeyi bir tabağa koyup çarşıda dolaştırman ve tabağın içinde taşıdığın hiçbir şeyden utanç duymamandır demiştir. Ey cahil! Allah'tan korkmadığın yetmiyormuş gibi sana birisi Allah'tan kork dediği zaman kızıyorsun. Sana söylenen doğruları hafife alıyorsun. Sonra birisi çıkıp seni eleştirdiği zaman kızıp hışmını ondan alıyorsun. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab,
Allah'tan korkan kimsenin kızgınlık ateşi hiç sönmez demiştir. Allah bir buyruğunda, siz bana itaat edip dediklerimi yaptığınız zaman sizi seviyordum. Ne zaman ki bana karşı geldiniz size kızdım demiştir. Allah sizi size muhtaç olduğu için değil, rahmet ettiği için sever. O seni kendisi için değil, senin iyiliğin için sever. Senin ona kulluk etmeni, senin menfaatin için ister. Senin yapman gereken şey, seni kendisi için sevenden yüz çevirip, seni senin için sevene yönelmek ve onunla meşgul olmaktır. Gerçek iman sahibi her şeyi unutmuş, sadece Rabbini hatırında tutmuştur. Böylece ona yaklaşmış, onunla hayat bulmuş, tevekkülü sağlam olmuştur. Allah da onun dünya ve ahiret kaygılarını gidermiştir. Gerçek iman sahibinin tevekkülü ve Allah'ı tevhidi sağlam olunca, Allah onu İbrahim'e davrandığı gibi davranır. Ona ismini değil, manasını ve halini bahşeder. Onu kendi katından yedirir, kendi katından içirir ve evinin aralığına yerleştirir. Bizzat kendi makamını vermez. İşte o zaman görünüş açısından değilse de mana açısından nesebi Allah'a ait olur. Hiç utanmıyor musun? Hırsın seni zalimlere uşaklık etmeye ve haram lokma yemeye sürüklemiş. Ne zamana kadar haram lokma yemeye ve şu hükümdarlara uşaklık etmeye devam edeceksin? Onların hükümdarlığı pek yakında son bulacak ve hükümdarlığı sonsuza dek sürecek olan Allah'a uşaklık etmeyi üstleneceksin. Akıllı ol da dünyadan az bir malla yetinmesini bil ki ahiretten bolca mükafatlar bulasın. Kısmetlerini züht eliyle alasın. Efendinin kapısında kısmetini onun kudret eliyle alasın. Dünya ile birlikte ve dünya eliyle değil, sultanların kapısında tabiatının, heva ve hevesinin, şeytanın ve kalabalıkların arkadaşlığıyla değil, kalbin Rabbinin kapısındayken dünyayı alırsan, melekler ve peygamberlerin ruhları etrafını çepeçevre kuşatır. Şu iki durum birbirinden ne kadar uzaktır. O yüce kullar akıllı oldukları için, biz dünyadaki kısmetlerimizi ne yolda ne evlerimizde yeriz. Ancak ve ancak onun yanında yeriz demiştir. Dünya tutkusunu kalplerinden silenler, zahitler cennette yerler. Arif kullarsa kendileri dünyada oldukları halde Allah'ın huzurunda yerler. Allah'ı candan sevenlerse ne dünyada ne ahirette yerler. Onların yiyeceği, içeceği Rablerine yakın olmak ve onunla gönül bağı kurmaktır. Bakışları hep onadır. Onlar ahiret karşılığında dünyayı satıp ellerinden çıkarmışlar, sonra da Rablerine, dünyanın ve ahiretin Rabbine yakın olmaya karşılık ahireti satmışlardır. Allah sevgisinde samimi olanlar dünyayı da, ahireti de satmışlardır. Onlar dünyayı ve ahireti onun rızası karşılığında satmışlar ve sadece onu istemişlerdir. Alışveriş sona erince Allah'ın cömertliği baskın gelmiş, dünyayı ve ahireti onlara yeniden bağışlamış ve alıp yararlanmalarını istemiştir. Onlar da tok olmalarına, dünya ve ahirete hiçbir ihtiyacı olmamalarına rağmen sırf o emretti diye geri almıştır. Bunu sırf kadere uymak ve saygılı olmak için yapmıştır. Allah'ım, sen bizim neyi istediğimizi pekala bilirsin diyerek alıp kabul etmiştir. Sadece senden razı olduğumuzu açlığa, susuzluğa, çıplaklığa, zillete ve senin kapının önüne atılmaya razı olduğumuzu pekala bilirsin demiştir. Nefisleriyle de Allah'la tatmin olmak, huzur bulmak hususunda anlaşmaya varmıştır. İşte o zaman Allah onlara rahmet gözüyle bakmış, onları zillet içindeyken yüceltmiş, fakirken zenginleştirmiş, dünyada ve ahirette onlara yakınlığını ihsan etmiştir. Gerçek iman sahibi dünyaya ilgi göstermez ve bu ilgisizliği onun içinin kirini, pasını ve pisliğini giderir.
Bunun ardından ahiret gelir ve kalbi ona ısınır. Sonra Allah'ın gayret eli gelir ve ahireti onun kalbinden siler ve ahiretin Allah'a yaklaşmaya engel olduğunu ona öğretir. İşte o zaman o yaratılmış her şeyle oyalanmayı bırakarak dinin emirlerine uyar. Kendisiyle diğer insanlar arasında ortak olan sırlarını korur. Basiret gözleri açılır. Kendi kusurlarını da insanların kusurlarını da görmeye başlar. Artık Rabbinden başka kimseye kalbi ısınmaz. Ondan başkasını duymaz ve düşünmez olur. Allah'ın dışındakilerin vaatlerine kanmaz, tehditlerinden korkmaz. Onun dışındakilerle oyalanmayı büsbütün bırakır ve hep onunla meşgul olur. Bunu başarabilirse hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyecek mükafatlara erer. Ey evlat! Kendi benliğinle uğraş. Önce kendine, sonra başkalarına faydalı ol. Kendini yakıp başkalarını aydınlatan mum gibi olma. Kendi aklına, heva ve hevesine, benliğine uyarak bir işe girişme. Allah seni bir iş için dilediğinde sen ona hazırlan. Senin insanlara yararlı şeyler yapmanı dilerse seni onların içine geri gönderir. Sana dayanıklılık, insanların yanlış davranışlarının görmezlikten gelme ve verdikleri sıkıntılara göğüs germen gücü verir. Kalbini insanlar için genişletir, gönlünü açar ve kalbine hikmet koyar. İçini görür ve sırrına gizlice konuşur. İşte o zaman sen varlığını kaybedersin. Artık sadece o vardır. Allah'ın, ey Davut, seni yeryüzünde halife yaptık buyurduğunu hiç duymadın mı? Seni halife kıldık sözünün ne demek olduğunu bir düşün. Sen kendini halife yaptın buyurulmuyor. Allah dostlarının irade ve tercihleri yoktur. Onlar sırf Allah'ın emrinin, tasarrufunun, kararının ve iradesinin güdümlerindedirler. Adost doğru yoldan sapan, hiçbir şeyi kendine bahane etme. Çünkü bahanen yok. Ana yol gözün önünde, helal ve haram meydandadır. Sen Allah'a karşı ne kadar yüzsüzlük ediyorsun? Allah'tan ne kadar az korkuyor ve onun senin görmesini ne kadar küçümsüyorsun? Peygamberimiz, Allah'ı görüyormuş gibi ondan kork. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o senin görüyor buyurmuştur. Kalbi uyanık olanlar Allah'ı kalpleriyle gördüler de kalplerinin dağınıklığı gitti ve eriyip tek bir parça oldu. Allah'la aralarındaki perde birer birer düştü. Binalar yıkıldı ama manalar kaldı. İlişkiler paramparça oldu. Sahte tanrılar görevden alındı. Geriye sadece Allah kaldı. Onlar bu mertebeye yükselinceye kadar ne konuşurlar, ne hareket ederler, ne de sevinirler. Bunu başardıkları zaman haklarında verilen karar tamamlanmış olur. Öncelikle dünyaya esirlikten ve kulluktan, sonra da Allah dışındaki her şeyden uzaklaşırlar. Ona karşı davranışlarında ve onun evinde hep imtihan olurlar. Bu imtihanın amacı da Allah'ın onların nasıl davranacaklarını görmek istemesidir. Sır hükümdarlardır. Kalp onun veziridir. Benlik, dil ve diğer organlar da kalp ve sırrın uşaklarıdır. Sır suyu Hakk'ın denizinden alır. Kalp sırdan alır, huzura eren mutmain nefis suyunu kalpten alır. Dil suyunu nefisten alır, organlar da dilden alır. Dil düzgün olup güzel şeyler konuştuğu zaman kalp düzelir. Dil bozuk olduğu zamansa kalp bozulur. Dilin takva gemine ve saçma sapan ve tutarsız şeyler söylemekten vazgeçmeye muhtaçtır. Böyle devam edersen, dilinin düzgünlüğü ve akıcılığı kalbin düzgünlüğüne yol açar. Bu gerçekleşince kalp aydınlanır ve aydınlığın dile ve diğer organlara akseder. İşte o zaman dil konuşmaya başlar. Kul Allah'a yakınken dili, duası, zikri yoktur. Dua, zikir ve konuşma Allah'a uzaklık durumunda söz konusudur. Allah'a yakınlık durumundaysa sükût, sönüklük ve sadece bakışa yetinip ondan yararlanmak vardır. Allah'ım, bizi dünyada kalp gözüyle, ahirette baş gözüyle seni görenlerden eyle.
Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi ateş azabından koru.